Merhaba çocuklar. Onur Koleji'nden hayat bilgisi dersine hoş geldiniz. Bugün nasılsınız bakalım? Süper. Ben de çok iyiyim. Sizinle yeni bir konu öğrenmenin heyecanını yaşıyorum. Bugün evimizde tasarruf konusunu öğreneceğiz. Aslında eminim ki hepinizin bildiği bir konu. Ama beraber bir tekrar edelim istedim. O halde başlıyorum. Aşağıdaki görselde çocuklar kaynakları kullanırken nelere dikkat ediyorlar? Beraber bakalım. Burada dışarıda soğuk bir hava görüyoruz. Çocuk da pencerenin önünde dışarı bakıyor. Ama bakıyoruz, penceremiz kapalı. Süper. Soğuk havalarda ısı kaybını önlemek için kapı ve pencereleri açık bırakma. Peki neden? Çünkü dışarısı soğuktur. Camı pencereyi açtığımda ya da kapıyı açtığımda içeriye soğuk hava girer. O zaman da bizim kalorifer yakmamızın bir mantığı kalmaz. Boşu boşuna israf yapmış oluruz. Bu yüzden ısı kaybını önlemek için camı, pencereyi, kapıları kapatıyoruz. Peki diğer resmimize bakalım. Burada çok güzel banyosunu yapan bir çocuk görüyorum. Küvette oturmuş. Bakıyorum. Suyu akıtıyor mu? Hayır. Aferin ona. Banyo yaparken suyu boşa harcamamış, değil mi? Su israfı yapmıyor. Çok güzel. Peki buradaki kızımıza bakalım. Buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmam. Kullanmadığımız elektrikli aletleri kapatırım demiş. Ve çok doğru söylemiş. Buzdolabını uzun süre açtığımızda içeriye sıcak girer. O zaman da ne olur? Yiyeceklerimiz bozulur. Buzdolabı biliyorsunuz ki soğuktur. İçeri ısı girdiğinde yiyeceklerimizin bozulmasına neden olur. Ayrıca boşa elektrik harcamış olur. Bu yüzden buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmamalıyız. Ve kullanmadığımız elektrikli aletlerini mutlaka kapatmalıyız. Fişini çekmeliyiz ki elektrik israfı yapılmamış olsun. Evimizde elektrik, su, doğalgaz, tüp gaz, kömür gibi kaynaklar kullanırız. Temizlik, bulaşık, çamaşır gibi işlerde suya ve elektriğe ihtiyaç duyarız. Kaynaklarımızı ihtiyacımız kadar kullanmalıyız. Böylece tasarruf yaparak hem ailemize hem de çevremize katkı sağlarız çocuklar. Ailemizden de eğer bu konulara uymayan kişiler olursa bence onları mutlaka uyarmalıyız. Böylece evimizin tasarrufuna katkı sağlamış oluruz. Buradaki çocuğa bakalım. Annesi dişlerini fırçalarken suyu açık bırakmış. Hemen onu uyarmış. Anneciğim suyu boşa akıtıyorsun diye. Siz de böyle durumlar gördüğünüzde bu kişileri uyarabilirsiniz. Kaynakların kullanımı ile ilgili resimlerde gördüğünüz yanlışları söyleyiniz. Birinci resme bakalım beraber çocuklar. Burada televizyonun karşısında uyuyan bir çocuk görüyoruz. Çocuk burada uyuyakalmış, televizyon boşu boşuna çalışmaya devam ediyor. Çok yanlış değil mi? Boşu boşuna elektrik israfı yapıyor. Yanda dişlerini fırçalayan bir kızımızı görüyoruz. Dişlerini fırçalaması çok güzel bir davranış. Ama dişlerini fırçalarken musluğu açık bırakmış. Su boşa akıyor. Biliyorsunuz ki su tükenebilen bir kaynak. Bu yüzden suyu açık bırakıp onu israf etmemeliyiz. Geliyorum buradaki resme. Resmimizde soğuk bir kış gününü görüyoruz. Ama çocuğumuzun üstüne bakar mısınız? Sanki yaz günü gibi giyinmiş. Bu yüzden üzerine kalın bir şeyler giymiş olsaydı elektrikli ısıtıcıyı yakmasına gerek kalmayacaktı. Zaten kalorifer yanıyor. Ekstra elektrikli ısıtıcıyı yakması demek, elektrik israfı yapması demektir. Üzerini birazcık kalın giyse ısıtıcıya gerek kalmayacaktır. Buradaki resmimize bakalım. Burada çok güzel kitabını okuyan bir çocuk görüyoruz. Çok güzel bir davranış yapıyor. Ama hatalı olan davranışı ne? Bakın gündüz, güneş var. İçeri çok güzel ışık giriyor. Ama çocuğumuz lambayı açmış. Yine bir elektrik israfı yapıyor. Güneşin ışığı onu aydınlatmak için yeterli.
lambaya ihtiyacı yok. Bu yüzden lambayı kapatmalıydı. Şimdi çocuklar, kaynakların kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarını işaretleyelim beraber. Birinciye bakalım. Televizyonu gereksiz yere çalıştırmamalıyız. Sizce doğru mu? Tabii ki doğru. O zaman tik koyduk. Kalorifer çalışırken camları açmalıyız. Kalorifer çalışırken camları açmalı mıyız çocuklar? Hayır, değil mi? Boşu boşuna ısı kaybına neden olur bu. Bu yüzden kalorifer çalışırken camları açmamalıyız. Geldik buna. Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmalıyız. Sizce dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmalı mıyız? Hayır, değil mi? Boşu boşuna su israfı yapmamalıyız. Dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatırsak daha tasarruflu bir davranış yapmış oluruz. Diğer soruya bakalım. Hava aydınlıkken lambaları yakmamalıyız. Doğru mu? Evet, bence de doğru. Hava aydınlıkken lambaları yakmamalıyız. Diğerine bakalım. Kullandığımız kaynaklar sınırlı değildir. Sizce kullandığımız kaynaklar sınırlı değil mi? Sınırlı değil mi çocuklar? Doğalgaz, su, elektrik, bunların hepsi sınırlı kaynaklardır çocuklar. Eğer israf ederek kullandığımızda bir gün bunların bitmelerine neden olabiliriz. Bu yüzden yanlış. Diğer soruya bakalım. Akşam yatarken odanın ışığını kapatmalıyız. Tabii ki doğru. Akşam yatarken mutlaka odamızın ışığını kapatmalıyız. Elektrik israfı yapmamalıyız. Evimizin dışına ısı yalıtımı yaptırmalıyız. Evet, binalarımıza ısı yalıtımı yaptırırsak dışarıdaki soğuğun içeri girmesini biraz engellemiş oluruz. Bu yüzden bu da doğru. Son maddeye bakalım. Bozuk muslukları tamir ettirmeliyiz. Doğru mu? Tabii ki doğru. Damlatan musluklarımız yine su israfına neden olur. Eğer bunları tamir ettirirsek su israfının önüne geçmiş oluruz çocuklar. Evet, tabloya göre soruları cevaplayacağız. Burada Mehmet ve ailesinin evini görüyoruz çocuklar. Burada da Şeyma ve ailesinin evini görüyoruz. Mehmet ve ailesinin faturalarının tutarları burada yazıyor. Elektrik faturaları 40 lira gelmiş. Su faturaları 40 lira gelmiş. Doğalgaz faturaları 70 lira gelmiş. 4 kişi yaşıyorlarmış bu evde. Şeyma ve ailesinin evine baktığımda elektrik faturaları 55 lira gelmiş. Su faturaları 60 lira gelmiş. Doğalgaz faturaları da 98 lira gelmiş. Yine Şeyma ve ailesi de bu evde 4 kişi yaşıyor çocuklar. Sizce hangi ailenin elektrik tüketimi daha azdır? Bakıyorum Mehmetlerin evine, elektrikleri 40 lira. Şeymaların evine bakıyorum, elektrikleri 55 lira gelmiş faturaları. Ve iki ailede 4 kişiymiş. Bu, o zaman sizce elektrik tüketimi az olan kimdir? Tabii ki de Mehmetlerdir, değil mi? Çünkü 40 lira 55 liradan daha azdır. Bu yüzden de elektrikleri 40 lira geldi, faturaları 40 lira geldiği için Mehmet ve ailesi daha az elektrik tüketmiş oluyorlar. İkinci soruya bakalım. Hangi ailenin su tüketimi daha fazladır? O zaman su faturalarına bakalım. Fazla olanı soruyor bu sefer bize. Bakıyorum Mehmet ve ailesi 40 lira tüketmiş. Şeyma ve ailesi 60 lira. O zaman bu faturalara bakarsak hangisi daha fazladır? Şeyma ve ailesi daha fazla su harcamıştır. Bu yüzden daha fazla su harcadıkları için su faturaları da daha fazla gelmiş çocuklar. Peki, üçüncü soru. Sizce Şeyma ve ailesinin faturası neden fazla gelmiş olabilir? Bakıyorum elektrik faturası Şeyma ve ailesinin daha fazla. Doğalgaz faturaları da daha fazla. Bu
bu aile faturaları Mehmet ve ailesine göre daha fazla gelmiş. Peki sizce neden olabilir? Duyamıyorum. Evet. Kaynakları tasarruflu bir şekilde kullanmamışlar, değil mi? Birazcık israf etmişler. Elektriği boşa harcamışlar. Suyu boşa harcamışlar. Doğalgazı da birazcık boşa harcamışlar. Biraz önceki bahsettiğimiz konulara dikkat etmeyip evdeki tasarruflarını yapmamışlar. Bu yüzden de faturaları fazla gelmiş ve bu da onları üzmüş olabilir. Bundan sonra Şeyma ve ailesi de evde tasarruflara dikkat ederek Mehmet ve ailesi gibi daha uygun bir şekilde fatura ödeyebilirler çocuklar. Bu derste bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.